Günaydın değerli izleyenler. Bugün 4 Eylül Çarşamba. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak. Toplantı kapsamında ilişkileri güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması bekleniyor. Türkiye nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ekim ayında ileri düzeyde görüşmeler yapmak üzere Çin'e gidecek bir heyete liderlik etmesi bekleniyor. Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu sıkı para politikası ve baz etkisiyle Ağustos'ta %51,97'ye geriledi. TÜİK verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon %2,47 olarak gerçekleşti. Temmuz'da aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %61,78 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gıda enflasyonunun 4 yıl sonra negatif olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre reel kesimin net döviz pozisyonu açığı Haziran'da aylık 3,7 milyar dolar artarak 118,9 milyar dolar oldu. Haziran'da kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %36 düzeyinde. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotivde kredili satışların payının %70'lerden %10'lara 15'lere düştüğünü söyledi. Bozkurt, bugün ortalama bir araç almak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz kredi, araç değerinin yaklaşık %20-30'u bandında oluyor. Bu da müşteriler için çok yüksek bir cazibe ortaya koymuyor, dedi. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks dönüşte 0,87 geri çekildi. 10.021 puanda kapanan borsa 88 puan düştü. Hacim de 78,4 milyar liraydı. Bankalar %0,97 düşerken holdingler %0,05 yukarıda bir kapanış yaptı. En çok kazanan tarafta %1,57 ile sigorta, en çok kaybeden tarafta ise %2,14 ile madencilik sektör endeksleri yer aldı. Dün gelen haber akışında Morgan Stanley gelen veriler sonrası Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemediğini, çünkü hizmet enflasyonunda katılık ve yapışkanlık gördüğünü söyledi. Yıl sonuyla ilgili enflasyon tahmini Morgan Stanley'nin %42,4, yine gelecek sene yıl sonu için tahmini ise %25,2'de şekillendi. Citi'den bu arada Türkiye'nin büyümesiyle ilgili tahminler geldi. Üçüncü çeyrekte daralma, dördüncü çeyrekte de zayıf büyüme bekliyorlar. Uyardıkları risk ise erken bir faiz indirimi. Bununla birlikte dün gelen verilerden sonra bir de hatırlatalım, şirket haberleri tarafında Yapı Kredi'nin Eurobond ihracı vardı. 5 yıllık kağıtta nihai getiri %7,125 oldu. Bir de TOFAŞ'ın üretimde tek vardiyaya geçtiğiyle ilgili bir başlık var. Bugün oldukça yoğun bir veri ajandasına uyandık. Amerika'da kısa hafta yüzünden sıkışan bir veri takvimi var. Bizde bu arada fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kurunu göreceğiz. Haluk Bürümcekçi, ekonomist, reel efektif döviz kurunda hafif bir törpülenme beklediğini bu sabahki raporuna aldı. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi bugün açıklanacak. Küresel çapta hizmet PMI verilerini görüyoruz. Amerika'da ise fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, yine iş pozisyonlarına ilişkin JOLTS verisi ve bir de dış ticaret rakamları bugünün ajandasında. MSCI Türkiye ETF'i bu esnada işlemlerini New York'ta %1,83 yukarıda tamamlarken CDS'imiz de 283 bas puanda. Borsaya döndüğümüzde dön puan bazlı katkılarda Koç Holding'i Borusan, Sabancı Holding, Borusan Yatırım ve Emlak Konut GİO takip etti. Puan bazlı baskılarda ise Türk Hava Yolları'ndan sonra Tüpraş, Aselsan, Yapı Kredi ve Ereğli Demir Çelik hisseleri ilk 5'i oluşturdu. Tahvil tarafında dün gösterge bileşik 25 bas puan artışıyla 42.05 seviyesindeydi. 10 yıllık kağıtta bileşik getiri de 2 bas puan kadar arttı. Valörlü piyasayı uğurlarken 28.49 düzeyindeydi. Para birimlerinde bu sabah 145'ler civarından işlem gören dolar yen dikkat çekiyor. Yine güvenli liman alımları geldi. Dolar endeksi tarafında 5 gündür yükseliş vardı. Nisan'dan beri ilk defa bu sabahsa ibre aşağıya gösterdi. 101.68'e bir geri çekilmeyle içeri döndüğümüzde 34 seviyesini tekrar
gördüğümüz bir dolar TL hareketi var. Euro TL tarafı ise 37.63.72 ile yeni güne başladı. Sterlin dolar 1.31.10'dayken euro dolar paritesi 1.10.54'ten işlem görüyor. Bugün Kanada Merkez Bankası'nın toplantısı var para birimleri tarafında. Onu da yine hatırlatalım. Avrupa'ya gittiğimizde Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Nagel dün konuştu. Frankfurt Allgemeine Zeitung'un haberine göre enflasyonda işler yolunda gidiyor dedi. Ve yine dünkü haber akışına baktığımızda İngiltere'den de ciddi bir haber akışı vardı. Bank of America İngiltere ile ilgili 2025 büyüme beklentisini %1'den 1,1'e güncelledi. İşçi Partisi hükümetinde ilk tahvil ihracına çıktı dün İngiltere ve burada 110 milyar sterlinin üzerinde rekor bir taleple karşılaştı. Demek ki yatırımcı mevcut durumdan memnun algısı oluştu. İngiltere'de dün Perakendeciler Konsorsiyumu'ndan satış rakamlarına ilişkin veriler karşıladık. Ağustos ayında yıllık %1'lik bir artış var. Bu da esasında bir miktar ivme kaybına işaret etti. İngiltere'de şirket birleşme satın almaları ise ilk çeyrekteki 463 seviyesinden 387 işleme düştü ikinci çeyrekte. Bundan sonrasında faiz indirimleriyle beraber şirket evliliklerinde tekrar ivme kazanabileceği şeklinde yorumlar gördük. Stoxx 600 endeksi %1 kadar eksiyle dünü tamamlarken maden hisseleri %3,28, teknoloji hisseleri %2,23'lük değer kaybıyla dikkat çekti. Şirket haberlerinde Fransız şirket Nexans hissesi %8 kadar yükselerek rekor kırdı. Özellikle Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasında enerji taşıyacak kablo hatlarını kazandığı ile ilgili bu yönde anlaşma imzalayacağı ile ilgili bir Reuters haberi hisseyi rekora taşıyan unsur olarak karşımıza çıktı. Amerika'ya geldiğimizde ise kötü veri, kötü piyasa denklemi geri geldi. ISM verisi dün hizmet tarafın, imalat tarafında 47,2 ile 5 aydır imalat sektörünün daraldığına işaret etti. İnşaat harcamalarında da piyasa artış beklerken Temmuz ayına ilişkin veri de %0,3'lük bir düşüşle karşılaştı. Hal böyle olunca 5 Ağustos'tan bu yana en sert değer kayıpları endekse yansıdı. Dow Jones'ta %1,51, S&P'de %2,12 ve Nasdaq'ta %3,26'lık değer kayıpları vardı. Bu değer kayıplarına %9'un üzerinde düşen Nvidia liderlik etti. Kapanış sonrasında Bloomberg haberi geldi. Amerika'da Adalet Bakanlığı'nın antitrust yasası ile ilgili olarak celp gönderdiği başlığı var Nvidia'ya. Bu da kapanış sonrası işlemlerde hisseye %2 kadar satış getirdi. Nvidia önderliğinde diğer çip hisselerinde de yoğun değer kayıpları yaşandı. VanEck Yarı İletkenler Borsa Yatırım Fonu dün %7,5 değer kaybıyla Mart 2020'den bu yana en kötü günlük grafiğe de imza atmış oldu. Hatta grafikler demişken şunu da hatırlatalım. S&P'de 2015, Nasdaq'ta ise 2002'den bu yana ilk defa bir Eylül ayına bu kadar kötü bir başlangıç yapıldı. Bugün ise ajandaya baktığımızda makro veriler zaten çok yoğun dedik. Bir de kapanış sonrasında HP'den gelecek bilançoyu da piyasalar takip edecek. Peki vadeli de nasıl bir açılış beklentisi var? O tarafa da gidelim. Vadeli piyasa şu anda %0,50'lere varan şekilde eksi lerle açılışın sinyalini veriyor. Nasdaq'ta en büyük değer kaybı var. Tabii burada Nvidia etkisi yadsınamaz. Bununla beraber tahvil tarafında dün 10 yıllıkta faiz 7 bas puan kadar geri çekildi ve büyüme kaygıları artık tahvil piyasasını da etkisi altına geldi. 10 yıllık, 2 yıllık dün bir ara başa baş geldi. 2 yıllık tarafta bu sabah 3.85, 10 yıllıkta 3.83 seviyelerine uyandı piyasalar. Terminale de döndüğümüzde yine faiz indirim beklentilerinde artık %140 ihtimal dünkü kötü verilerden sonra Fed ile ilgili yansımış durumda. Dolayısıyla bu toplantıda artık 25'ten çok acaba 50 bas puanlık faiz indirim ihtimali kuvvetlenir mi? Bunu konuşacağımız bir güne uyandık. Bu anlamda cuma günkü tarım dışı istihdam biraz daha önem kazandı. Kasım ayında %135, bir o kadar ihtimal Aralık'ta faiz indirimi gelir diyor piyasa. Bu seneden faiz indirim beklentileri 104 bas puana kadar ulaştı. Şu anda Fed'in işler faizi 5.33 seviyesinde. Yıl sonu nerede olur deyince piyasa bu sabah 4.29'ları fiyatlamıştı. Konuyla ilgili Rönesans Makro Amerika'nın Ekonomi Araştırmaları Başkanı Neil Dutta beklentisini aktardı. Paylaşarak devam edelim. Ardından grafiklerimizle yine buradayız. Sorulması gereken bir soru var şu an itibariyle. Yumuşak iniş konusunda biraz fazla mı kendimize güveniyoruz gibi. Ben şimdi tarihe bakıp yalnızca 3 tane yumuşak iniş senaryosu olduğunu görüyorum. Çünkü resesyon görmediğiniz yalnızca 3 tane faiz indirimi var. 2008, 2001, 1989, 1981, 1970, 1960, 1957'de bu durum olmadı. Yumuşak iniş olsa bile bunlar olmadı. Acaba şu anda bir şekilde o yumuşak iniş olacağı konusunda ne kadar kendinize güveniyorsunuz? Evet, bence piyasalarda olan şey şu, yani hiçbir şekilde hiçbir risk olmamayı, biraz risk
fiyatlamasına döndürdük gibi duruyor. Ve işte hala şunu düşünüyorum, yani genel olarak yumuşak iniş hala baz senaryomuz olacak gibi duruyor. Ama Fed'in burada üzerine düşen bir rol var. İnsanları duyduğumuz zaman belki de işte 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi gerekiyor şimdi ve gelecek yıla kıyasla dediğim zaman bence bu hiç mantıklı değil. Çünkü çekirdek enflasyon %2'nin altında ve açıkçası geçtiğimiz yazdan bu yana baktığınız zaman aylık bazda %2'nin altına geldik. Buna inanın ya da inanmayın ve bu bana zaten şunu gösteriyor, yani zaten bir şekilde ilk faiz indiriminin 50 baz puan olması bu çok büyük bir risk değil bence bu şartlar altında. Çünkü hala nötr seviyenin üzerindeler ve birkaç tane 25 baz puan faiz indirimi yaparlarsa nötre ulaşmak uzun bir zamana ihtiyaç olacak. Bu da ekonomiyi riske atan bir gelişme ve bir noktada çok fazla sıkılaştırıcı duruşunuzu devam ettirmeniz anlamına geliyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti diyelim ve birçok analist burada hisse tarafında bir şekilde 50 baz puanlık bir indirimin endişe yaratacağını, bir panik satışı yaratacağını söylüyor. Acaba bu biraz bu noktada satın alım zamanı mı? Evet, kesinlikle. Çünkü şu an itibariyle ekonomi tarafında Fed'in bildiği ve bizim bilmediğimiz hiçbir şey yok. Yani her şey ulu orta açıkta. Bu biraz onların aslında bizim zaten farkında olduklarımızı farkına varmaları anlamına geliyor. Evet, işsizlikte bir yavaşlama var örneğin. Tahvil faizlerinde törpülenme var dedik. Bakalım emtiaya yarar bir hali var mı? Altın fiyatında dün bir haftanın en düşüğüne geldik. Oradan toparlanma bizi 2495 dolar seviyesine kadar getirdi spot altında. Gram altın 2727 TL ile dün bu saatlerde aktardığımız rakamlara oldukça yakın gidiyor. Petrol tarafında ise bir yandan Merkez Bankası yüzünden çıkan fikir ayrılıkları Libya'da petrol arzını tehlikeye atmıştı. Burada uzlaşı olabileceği ile ilgili fikirler dün gün yüzüne çıktı. Bu arada Amerika'da hafta kısaldığı için Amerika'da Petrol Enstitüsü stok raporunu bugün, Enerji Bilgi İdaresi stok raporunu da yarın alacağız. Onu da hatırlatalım. Büyüme kaygılarının üzerine Libya'dan arzın geri dönebileceği fikri gelince dün %5'e varan şekilde değer kaybı gördük. Bugün petrole döndüğümüzde bu arada Amerikan tipi ham petrol 70 doların altına indi. Brent petrol tarafı 73 dolara doğru bir geri sayım içerisinde ve bu yılın kazanımları da iade edilmiş oldu. Kripto para evreni küresel piyasalarla ne kadar korelasyon içerisinde, oraya da bakalım. Amerika'da vadeli Nasdaq önderliğinde düşüyor dedik bu sabah. Teknoloji tarafı eksilerdeyken kripto para tarafında da bugün kırmızı ekranlarla karşılaştık. Öyle ki Bitcoin 56.661 dolara kadar indi. Ethereum da yine 2.369 dolarla yoluna devam ediyor. Asya tarafına döndüğümüzde bu sabah karşılaştığımız rakamlar yine kırmızı. Aynen dün Wall Street'te gördüğümüz değer kayıpları buraya da devretmiş gözüküyor. Detayları öğrenmek üzere verelini Pekin diyelim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Aslında bugün piyasalar kıpkırmızı. Acaba Nvidia'nın burada ne kadar etkisi var, onu takip etmek lazım herhalde. Bir yandan da Avrupa'da da bugün hizmet PMI verilerini alacağız dedik. Acaba Çin tarafında bu sabah açıklanan sayışın ne yönde bir sinyal verdi? Zeynep, öncelikle günaydınlar, iyi yayınlar diyeceğim ama tabii çok sen iyi haberler aktaramıyorsun. Ben de buradan Asya'dan çok iyi haberler aktaramayacağım. Günün rengi kırmızılar, özellikle hisse senetleri tarafında çok ciddi satışlar var. Ciddi satışlar derken ben de hemen senin bıraktığın yerden devam edeyim. Nvidia'ya aslında sen kilit sözcüğü söyledin bana, iyi bir pas atmış oldun Zeynep. TSMC de aslında dün Nasdaq seansında çok düşüş görmüştü. Bugün de hakikaten Nvidia'ya paralel olarak Asya'da yer etken hisseleri çok ciddi derin düşüşler görüyor. Zaman zaman %7-8 büyük şirketlerde ben düşüşler gördüm. Onun neticesinde de Zeynep, şimdi hemen telefonumdan Nikkei ve Kospi'ye bakmaya çalışıyorum. Tayvan'a bakmaya çalışıyorum. Şimdi Tayvan'da ana endekse inip %4 civarında şu an benim ekranımda düşüşte. Diğer taraftan Kospi'de %3 düşüş var. Nikkei'de de yine %4'e yakın bir düşüş var. 3.8-3.9 gibi görüyorum Zeynep. Dolayısıyla yarı iletkenler, ama sadece yarı iletkenler değil de bu işin bu tarafını da vurgulamak lazım. Genel olarak kapsamlı satışlar var. Yarı iletkenler çok daha derin satılıyor. Nvidia moralsizliği hakikaten Asya'da kendisini belli ediyor.
Onun dışında Zeynep, şimdi şöyle bakıyorum, Şangay ve Shenzhen'de onlar da kırmızı ama sadece Shenzhen'de %0,1 satış var. Şangay'da da %0,5 satış var. Tabii biz dinleyenler neden Çin bu kadar az satılıyor diyebilir. Tabii artık ne kadar satılsın diyeceğim. Çünkü diğer borsalar yükseldiği zaman da Çin hisseleri düşüyor. Bugün diğerleri düşerken de düşüyor. Dolayısıyla teknik açıdan da zaten aşağı taraflar artık çok fazla yerleri kalmadı. Dolayısıyla bu düşüşler, daha doğrusu bu hafif düşüşlerde çok fazla saymamak lazım. Diğer taraftan makro veri akışı var Zeynep. Hizmet PMI'leri gelmeye başladı. Tabii Japonya'dan başlayayım. Yüksek seyretmeye devam ediyor. Hafızam beni yanıltıyor olabilir küsuratta Zeynep. 53,8'de yatay kalmış olmalı Japonya'da. Takdir edersin, hali güçlü bir oran. Diğer taraftan Çin'e geldiğimizde Caixin'de gibi gerileme var Zeynep. Şöyle bir gerileme var. Çok yüksek değil ama 52'nin üzerinden, küsuratlarını hatırlayamadım, 52'nin üzerinden 51'e altına doğru bir gidişat var. %0,6'lık yanılmıyorsam bir düşüş görmüştüm sabah. O yüzden anımsayamadım şimdi hafızamda ama orada bir yavaşlama var ama hala tabii eşik üzerinde. Fakat şuna da alışmıştık biliyorsun. 54'leri 56'ları konuştuk seninle. Dolayısıyla orada da bir yavaşlama hiç hoş değil ki. Hafta sonu özellikle resmi PMI gelmişti. Resmi PMI'da aynı dün ISM gibi örneğin yeni siparişlerde Çin'de çok ciddi bir düşüş vardı. 42'ye doğru geriledi. Bu açıdan baktığımızda Zeynep, Çin ekonomisinde hem imalatın nabzı hem hizmet faaliyetlerinin nabzı bize şunu gösteriyor. Çin'de zaten düşük irtifada seyreden Çin ekonomisi daha fazla irtifa kaybediyor. Tabii Çin'in moralini bozan bir başka etken de tabii hükümetten ya da politikadan değil ama örneğin medyadan ya da başka dolaylı yollardan bir teşviğe ilişkin bir şeyler görmek istedi piyasa bu hafta başından bu yana. Ama şimdilik öyle bir sinyal algılamıyoruz Çin'de Zeynep. Bir teşvik de şart, şu açıdan şart. Eğer böyle giderse Çin ekonomisi ya da Çin hükümeti %5 dolayındaki büyümeyi tutturamayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yeni teşvik önlemleri gelebilir. Ne olabilir diyecek. Sen de eminim tahmin edersin Zeynep. Örneğin altyapı yatırımları için hususi tahvil ihracı olabilir. Ya da yerel yönetimlerden biliyorsun emlak satın almaları, boş evleri satın almalarını istiyorlar. Onun için yine tahvil tarafından ya da maliye ayağından bir gelişme gelebilir. Parasal önlem gelir mi? Ya da parasal teşvik gelir mi diyeceksin. Gelir Zeynep ama şu sıralar sanmıyorum. Dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi daha bekleniyor. Zekalar tarafında biliyorsun zaten çok fazla indirim oldu. Piyasada aslında piyasa derken reel ekonomi de diye düzeltmem lazım. Reel ekonomi zorunlu karşılık tarafında da çok fazla duyarlılık göstermiyor. Kredi talebi çok yok. Dolayısıyla daha çok mali ayaktan bir hamle beklemek lazım deyip söz tekrar sana bırakayım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Bakalım tabloda bir değişim olacak mı? Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Dış basın köşemizde devam ediyoruz Sadi'nin bıraktığı yerden. Öncelikle Market Watch'a gidelim. Market Watch'ta bu sabah karşılaştığımız detay diyor ki tarım dışı istihdam verisi tekrar tacı eline almış durumda. En önemli veri olarak tekrar tahtını kazanmış durumda. Detaylara bakıldığında Bank of America analistlerinin 2 Eylül tarihli notundan burada detaylarla karşılaşıyoruz. Araştırma birimi diyor ki S&P 500 endeksi 2022'den bu yana giderek Fed hedefine yaklaşan enflasyon verilerine artık çok daha az hassas hale geldi. Tarım dışı istihdam verileri burada. Verinin açıklanmasından önceki ve sonraki 5 dakikalık verilere bakıldığında çok daha hassas bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle bu haftanınki de önemli olacak çünkü Fed'in Eylül'de 50 bas puanlık faiz indirimi gelir mi? Bunu belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. Bundan sonrasında artık biraz daha istihdam raporunun piyasalar açısından risk oluşturabileceğini görüyoruz demişler. Yine de ekonominin oldukça sağlam yolda ilerlediğini söylüyorlar. Buna Capital Economics de katılmış. Onların da 3. çeyrekten büyüme beklentisi %2,5 seviyesinde açıklanmış durumda haberin içinde. Financial Times'a gelelim buradan. Orada da manşet haberde yine Nvidia'nın değer kaybı var. Nvidia'nın satışı Amerikan borsalarını aşağı çekti. Bir yandan da veriler zayıf geldi. Dolayısıyla yavaşlama kaygıları da tekrar gün yüzüne çıktı. S&P 500 endeksi de oynaklığı artırırken 5 Ağustos'tan bu yana en kötü güne imza atmış oldu. Enflasyon ve faizler küresel çapta nasıl gidiyor? Bununla ilgili bir yine küresel ısı haritası çıkarmış Financial Times. Bir de Jerome Powell acaba şanslı mıydı yoksa gerçekten işinde iyi mi? Bunun
sorgulandığı bir kapak sayfaya uyanmış durumdayız. Avustralya'da ekonomik büyüme yavaşladı. İhracat ve tüketim tarafında zayıflama var demişler. Jeopolitik tarafta yine bir Netanyahu fotoğrafıyla karşılaşıyoruz bugün. Ve Amerika'da başkanlık seçimine geri sayarken Demokratların adayı Kamala Harris de COBİ'ler için vergi indirimleri ve istisnaları ile ilgili bir dopingle karşımıza çıkmakta. Bloomberg'e döndüğümüzde içeride açıklanan enflasyon verisi ile ilgili haber var. Ağustos'ta enflasyonda soğuma var. Sıkı para politikasının bu anlamda meyveleri toplanıyor demişler. Verinin detaylarını işleyen bir haberle karşı karşıyayız. Dün bu arada yayınımızda Ege Azgan vardı. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Azgan. Enflasyonla ilgili hoca nasıl bir yorum getirdi? Gelin beraber kulak verelim. Ardından Business Week'te bu haftaya geçeceğiz. Neden bu kadar yüksek bu ayda enflasyon dediğiniz zaman tabii eğitim çok yüksek bir kalem olarak gelmiş. Konut çok yüksek, kira. İşte onların ağırlıkları düşük de olsa alkollü içecek ve tütün bunlar çok yüksek. Yani bunlar bayağı işte biri 11.34 öbürü bunlar yukarıya doğru çekmiş. Ama yine de baksak şöyle desek ki 1.5 bizim eşiğimizdir diye. Çünkü Merkez Bankası da 1.5'u telaffuz ediyor. O 1 nokta yani sağlıktan itibaren yani ev eşyası, haberleşme ve giyim ayakkabı 1.5'un altında. Burada tek olumlu gıda ve alkolsüz içecekler eksi gelmiş oradaki enflasyon. Yani burada baktığınız zaman aslında konut da bu kadar yüksek olmasaydı belki de tüketiciyi en çok etkileyen kalemler olarak gıda ve konut deseydik orada bu enflasyon görünümünü en azından tüketiciler açısından biraz olumlu tarafından bakabilirdik ama konut çok yüksek gelmiş. Ama şunu söyleyeyim, gıdanın düşük olması tabii ki mevsimsel etkiler vesaire ama onun kendini göstermiş olması da burada bir miktarda sevindirici ama hala hizmet enflasyonunda çok yüksek rakamlar olduğunu görüyoruz. Yani bunların 1.5'un üzerinde olması yani 2'nin üzerinde enflasyonlar görüyoruz burada. Bunların 1.5'a doğru çekiliyor olmaları lazım. Önümüzdeki ay eğitim tabii bu kendini göstermeyecek ama şu var tabii o zaman da okullar açılıyor. Oradan bir baskı gelecek enflasyonun üzerine talep olarak. Bu dolayısıyla Eylül'de de istediğimiz yönde o kadar düşük bir enflasyon görmeyebilir. Son 3 aya kalıyor. Ekim, Kasım, Aralık'a kalıyor. Baktığımız zaman enflasyondaki düzelmeyi görebilmek. Ben de onu şunu kastediyorum. 1.5 yaklaşık olarak. Tabii Merkez Bankası da bunu telaffuz ediyor ama Merkez Bankası'nın söylediği bir mevsim düzeltmeleri yapıldıktan sonra bir buçukluk bir enflasyon. Bloomberg Business Week Türkiye'nin kapağında bu sayıda sanayi ve enflasyon ayrışmasına işaret eden TL yol ayrımında haberi vardı. Bu hafta 45. sayı çıktı. Aynı zamanda yine derginin içerisinde borsadan daha az düşen hisse fonlarının da irdelendiğini takip ettik. Borsa İstanbul'da son bir ayda yaşanan düşüşte doğru fon seçiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını bize gösteriyor. Dergimizden satırlar, rakamlar ve tablolar. Habertürk'le yine içeride gazeteleri de turlayarak devam edelim. İnternet basınında Habertürk, Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 8 ayda 11,2 milyar dolarlık iş üstlendi demiş. Türk müteahhitlik sektörü bu yılın ilk 8 ayında yurt dışında üstlendiği proje tutarı 11,2 milyar dolar seviyesinde. Detayları Habertürk'te okuyabilirsiniz diyerek Ekonomi Gazetesi'nin manşetine gidelim. Fiziki altına talep dipte diyorlar. TL mevduattaki göreli yüksek faiz ve hızlı artan fiyatlar fiziki altın talebini aşağı çekti. Darphane'nin Zinet Altın Basımı son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi diyor haberden detaylar. Ve ekonomi sayfalarında gazetelerin ilk durağımız Hürriyet olsun. Hatay Havalimanı 2026'da yeniden doğacak haberi var bugün. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yenilenen Hatay Havalimanı'nda çalışmaların %45 tamamlandığını belirtti. Depremde büyük hasar gören havalimanı şu anda geçici hizmet veriyor, sorun da yaşanmıyor. Ancak tamamlandığında tam kapasiteye geçecek havalimanı su baskınları ya da depremden etkilenmeyecek.
Sabah gazetesi ekonomi finans sayfasında karteller yapay zeka ile tespit edilecek demişler. 5 yıllık stratejik plan ile rekabet ihlali yapan şirketleri ihbar edene artık ödül de verilecek. Rekabet Kurulu Başkanı Küle, tekel ve karteller toplumsal refah önündeki en büyük engel. Vatandaşlarımızın fiyat ve kalite rekabetinden yararlandığı yapıyı kuracağız diye konuştu. Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında bugün öne çıkan başlıkta 3 ile daha evlilik kredisi imkanı demişler. Aile ve Gençlik Fonu projesinin pilot uygulamasında ikinci bölümü başlattıklarını ifade eden Bakan Göktaş, doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ilde evlilik kredisi uygulanacak şeklinde konuştu. Ve Cumhuriyet'in ekonomi sayfası turda son durağımız olacak. Her sabah olduğu gibi halkın boğazı sıkılacak şeklinde bir başlıkla karşılaştık. Yıl sonunda enflasyonda %45'in altını görmek zor. 2025'te de %25-30'dan aşağı inmez diyor Profesör Doktor Oğuz Oyan. Talep kısıcı programın bütün yükünü çekmeye zorlanan emekçiler açısından açık bir yoksullaştırma, yani toplumsal bunalım süreci çalışıyor. 2025'te de bunu göreceğiz diyor. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Derinler her çarşamba olduğu gibi bizimle birlikte sorularınızı bekliyoruz. Tufan, günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim. Önce bir dışarıyı sorayım istiyorum sana bu sabah. Eskiden biz derdik ki kötü veri iyi piyasa, çünkü Fed'den daha çok faiz indirimini beraberinde getirecek. İşte iyi veri kötü piyasa, çünkü gevşeme daha az olacak. Bu denklem kırıldı zannediyorum. Artık iyi veri iyi piyasa, kötü veri kötü piyasayı görüyoruz. Bu ayrışma, bu kırılma nereden geldi ve bundan sonrasında da böyle mi devam edecek? Ya tabii şöyle, şimdi hani yurt dışı bence ben hani böyle bir tehlike boyutunun yüksek olduğu esasında bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani seninle de daha evvel program yaparken hep şunu söylüyordum. Hani birçok jeopolitik sıkıntı var yaşadığımız çevremizde. İşte her yerde savaşlar devam ediyor. Hani bunlar bir risk mi? Risk. Ama bunları çok fiyatlamak böyle piyasanın çok istediği bir şey açıkçası. Hani bugüne kadar değildi ve hani bunları da çok fazla açıkçası ben de böyle hani piyasalar üstünde çok büyük bir risk olarak da görmüyordum. Hani onun dışında birçok hani riski konuştuk yurt dışında oluşabilecek, ama hani bu tarafta son yaşadığımız bu Japonya'daki riskin büyük olduğunu ve bunun esasında ana sebebinin hani bir likitte riskine doğru burayı yönlendirebileceğini ve dünyanın esasında birçok yaşadığı problemi, ki bence dünya şu anda tarihin en yüksek borçlanma seviyesinde ve faizlerin de geldiği nokta ortada. Bütün bunlar olurken de hani çok basit düşündüğümüzde dünyadaki ekonomik aktivitenin gücü de ortada. Dolayısıyla hani bütün bunlar olurken böyle bir likitte problemini tetikleyebilecek bir sonuçta bir olayın, o ekonomik bir olayın ortada olmasının ben her zaman çok büyük bir risk olduğunu düşünüyordum, ki bence birazcık o riskin yansımalarını şu anda görüyoruz ve bence bundan sonraki süreçte de ben açıkçası görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hani bugün tabii ki de senin söylediğin şey çok önemli. İşte gelen bu datalarda hep iyi data, kötü data geldiğinde ona göre hep ters, daha ters bir pozisyona sebebiyet veriyor piyasalarda, ama yani şöyle bir gerçek var. Bence çok majör ve hani bundan sonraki süreçte de bence çok konuşacağımız çok ciddi bir dünya ekonomisi açısından bir risk ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla hani o bahsettiğimiz işte geçmiş yıllardaki bu faiz indirim süreçlerinin başladığı dönemden sonra hep o yurt dışı piyasalardaki sert geri çekilmeler olmuş, çok ciddi sıkıntıların yaşadığı dönemlere gitmişiz. Dolayısıyla ben gerçekten ona benzer bir süreci açıkçası burada görüyorum. Hani dün böyle işte VIX çok ciddi yükselmişti yurt dışında. Onunla beraber endekslerin geri geldiğini görüyoruz. Japon borsası gene %4'e yakın bir geri gelmeye gerçekleşti. İşte sonuçta Japon bir para biriminin hala değerlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu riskler ortaya çıktıkça dünya piyasaları bu işe çok hassas ve bu hassaslık içinde de bu ister istemez bizi hani direkt etkileyecek konuların başında geliyor. Yani işte savaş oldu, o oldu, bu oldu. Yurt dışında oluşacak birçok etken esasında bizi çok fazla etkilemiyor. Ama konu likitte olduğu zaman bence etkisinden kaçabilecek bir ülkenin ben açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi hani datalara öyle böyle hani tersi geliyordan çok bence bu majör risk önümüzdeki dönemde çok ciddi bence piyasaların geri gelmesine sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Hani bir de son belki şu da söylenebilir. Hani dün son ne oldu fiyat bakmadım ama Nvidia'nın fiyatı böyle bir aşağı yukarı %8 geri gelmişti.
Hani o şirketin halka açıklığının %95 olduğunu düşünürsek ya da %90'ın üstünde bir rakamlarda olduğunu düşünürsek, hani 3 trilyondan %8 gittiği zaman gerçekten dünya hani böyle serveti üstünde ciddi etki yaratacak artık noktalara gelmiş, böyle orada 7 tane de şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani oradaki geri gelmeler de bence düşündüğümüzden çok daha fazla bir şey yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar gelirken o şirketlerin bu kadar değerlenmesi dünyadaki gerçekten servet üstünde olumlu etkiler hani bu süreçte yaratıyordu. Şimdi bunun tersini yaşadığımız durumda da bence çok olumsuz bir etki yaratabilir diye düşünüyorum. Şimdi Nvidia hissesi deyince bu arada dün piyasa değeri 279 milyar dolar seans içerisinde silindi. %9 civarında, 9,5 civarında değer kaybıyla kapanış sonrası da %2 daha satış gördü Bloomberg haberiyle. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın antitrust yasası nedeniyle celp gönderdiği haberi vardı. Bu sabah döndüğümüzde Nvidia hissesi 108 dolarda gözüküyor en son işlemde. Bununla beraber terminalde halen 65 kurumdan al ve 8 kurumdan tut tavsiyesi var. Bugünkü başlıklarda da evet dün sert düştü ama temelleri sağlam, yapay zeka talebiyle ilgili umutlar sağlam şeklinde haberlerle de karşılaştık. Şöyle bir baktığımızda hedef fiyat seviyelerde güncel olanlar 155 dolar, 150 dolar, 180 dolar. Böyle hepsi neredeyse yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Hele dünkü 108 dolardan sonra 164 dolar var yine vesaire. Dolayısıyla genelde yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi piyasada hala korunuyor Nvidia hissesiyle ilgili olarak. Şimdi piyasanın bir Nvidia hassasiyeti olduğunu zaten biliyoruz. Bir yandan da Fed'in takip ettiği verilerde artık enflasyondan ziyade tepki tekrar acaba istihdama mı kayıyor? Bunun da sorgulandığı bir yazı az önce aktardık uluslararası basında. O tarafı da sana hemen sormak istiyorum. Mesela bu cuma diyelim ki tarım dışı istihdam verisi kötü geldi. O zaman Fed'in 50 bas puan faiz indirmesini bekler misin? Beklentiden iyi geldiği bir durumda senaryo ne olur? Buraya daha mı çok tepki verir piyasa? İstersen biraz burayı da irdelemeye çalışalım bu sabah. Şimdi şöyle, hani benim tek söyleyeceğim şey şu, hani bunu hepsini bir özetlemeden evvel, bence nasıl geç faiz arttırmak bir problemse geç faiz indirmek de aynen böyle bazı işte problemlere yol açıyor. Şimdi Fed geç mi kaldı kalmadı mı işte o tartışılabilecek bir konu ama sonuçta Fed enflasyonun çok yapışkan olduğunu ve indirmesinin zor olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla bence faizi geç indirdi. Şimdi o geç indirdiğiniz zaman da işte böyle başka problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bence artık yavaş yavaş orada onlar da ekonominin çok ciddi yavaşladığını bir şekilde görüyorlar. Dolayısıyla hani bu yavaşlamanın içinde ister istemez bir etkisi oluyor. Şimdi burada cuma günü gelecek olan data kötü geldiği takdirde 50 bas puan indirebilir mi? Bence indirebilir ama indireceğini düşünmüyorum. Yani hani ben daha çok böyle indirmeyeceği tarafta açıkçası olmak bana daha mantıklı geliyor gibi duruyor. Çünkü Fed hani bundan sonra 50 indirmesi demek artık işlerin gerçekten çok kötü olduğunu ve bu kötülük içinde hani bir anda böyle bir 25 yerine 50 indirmeye yöneldiği yönünde bir bence piyasada bir algı yaratabilir. Bu da böyle satışın daha da hızlanmasına ben açıkçası sebebiyet verebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani şu anda yaşadığımız bu sürecin içinde ben Fed çok böyle söylediklerinin dışına çıkar mı ona çok karar veremiyorum. Hani 50 de böyle çok söylediklerinin esasında böyle çok da dışında olan bir şey değil. Dolayısıyla hani bir ihtimal data kötü gelirse indirebilir ama 50 bas puanlık faiz indirimini ben piyasanın şöyle algılayacağını düşünüyorum. İlk bir gün ya da böyle ilk 1,5 gün böyle piyasanın iyi tepki verdiği ama daha sonra satışların inanılmaz hızlandığı bence bir piyasaya yönleniriz diye düşünüyorum. Eğer 50 bas puan faiz indirimi gelirse artık Fed şeyi çok net bir şekilde göstermiş durumda zaten. Yani bundan sonra artık datalara çok duyarlı olacak. Hep duyarlıydı ama bundan sonra bence daha da duyarlı olacağı bir sürecin içine gidiyoruz. Dolayısıyla hani nasıl bizim tarafta hep enflasyonda gelecek datalar çok önemli diyorduk. Bu tarafta da işte artık bundan sonra istihdam tarafı bence çok önemli olacak. Çünkü enflasyonu indirmek için bence geç bir faiz indirim sürecine geç girdi birazcık Fed. Belki de ilk defa ekonomi tarihinde belki de ilk defa gördüğümüz ilk hamleyi bu sefer Avrupa Merkez Bankası yaptı. Fed'den çok daha önce faiz indirdi. Genelde böyle bir cesareti esasında Avrupa Merkez Bankası daha önceki dönemlerde hiç görmemiştik.
Dolayısıyla hani ben açıkçası böyle 25 bas puan faiz indirimiyle 50 bas puan faiz indirimi arasında hani böyle %51-25 indirir diyorum. Hani 49'da 50 indirmesi de bence çok böyle anormal sürpriz olacak bir durum değil. Çünkü datanın da çok iyi gelmesi açıkçası hani önümüzdeki süreç içinde yani gelecek cuma günkü datanın da çok iyi gelmesinde çok da fazla beklemiyorum. Şimdi beklentiye baktığımızda tarım dışı istihdamda 165 binlik bir artış beklentisi var. İşsizlik oranının %4,3'ten 4,2'ye inmesi bekleniyor. Saatlik ücret artışları tarafında aylık %0,3, yıllık da %3,7'lik artış beklentileri söz konusu. Şimdi peki gelen veriler bizi ne kadar etkiler? Bir de o tarafa geçelim istersen. Yurt dışı tarafla ilgili beklentilerini bir miktar konuştuk. Bize etkisi olur mu? Örneğin dolar TL kuru üzerinde tarım dışı istihdam hassasiyeti bekler misin? Ya dolar TL bence farklı bir durumda şu anda. Çok anormal bir bence hani en azından benim hesaplarıma göre çok iyi bir reel getiri var. Şu anda beni TL'den hani dolara çevirecek ben çok fazla bir gelişme şu an için göremiyorum. Yani burada hani dediğim gibi likidite tarafındaki sorunlar çözüldüğü takdirde ki yani bu sefer yaşadığımız eğer dünyada böyle daha kuvvetli bir şey yaşayacaksak eğer bu bir likidite krizimsi bir şey olacak. Dolayısıyla hani çok, bu tarz likidite krizleri de çok uzun sürmüyor. Yani hemen bir şekilde artık merkez bankaları olayların çok içinde. Bu likidite krizine ne kadar ihtiyaç var, ne oluyor, ne bitiyor? Bunların hepsi çok iyi hesaplanabildiği için sonuçta bir şekilde bir çözümü bulundu geçtiğimizde. Özellikle 2008'den beri alıştığımız bu yeni düzen içinde hep bunların bir şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Bence gene benzeri olacaktır diye açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla hani dolar TL'yi böyle bozacak bir şeyin ancak kendi içimize gelecek bazı kararlarla olabileceğini düşünüyorum. Onun için de şu anda öyle bir durumdan da açıkçası hani merkezin yaklaşımı, ekonomi yönetiminin yaklaşımı, sonuçta ne olursa olsun bir uyumunda politikacılarla hani yönetimle beraber bir uyumunda olduğunu görüyoruz. Yani en azından bir çatlak sesin bu kadar sıkılaşmaya, bu kadar sert reçetelerin yaşanmasına rağmen böyle bir hani olumsuzluk olduğunu da bir uyumsuzluk olduğunu da görmüyoruz. Dolayısıyla hani ben dolar TL'yi böyle dünyada yaşanacaklar muhakkak olabilir. Yani %2'lik, 3'lük, 5'lik hani ya da bir aylık işte bu taşıma mali ya da faiz maliyetiyle birebir yukarı gidebilir ama hani genel bakış açımızı değiştirecek, TL'den çıkıp da tekrar dolara geçmemizi gerektirecek. Ben bu dünyada yaşanacak bu problemlerle bile açıkçası şu an için bir sebebiyet hani o tarafta görmüyorum. Dolayısıyla TL'de kalmaya bence bu süreç içinde devam etmek daha doğru diye düşünüyorum. Şimdi TL'de devam etmek daha doğru olur derken zaten Merkez Bankası'nın Perşembe gününden bu yana atmış olduğu adımlarda da daha çok işte kur korumalı mevduatta döviz tarafında bulunanlarla ilgili sürenin uzatılması söz konusu. Perşembe günü akşam gelenlerde yine belki mevduat faizlerindeki düşüşün bir miktar sınırlanması, dolarizasyonun bir miktar belki engellenmesiyle ilgili adımlar var. Bilhassa tüzel kişiler tarafında ne kadar başarılı olur onu da konuşalım. Şimdi sen dedin ki benim için TL'den dövize geçmeye şu anda sebep yok. Ama kur korumalı mevduatta parasını park etmiş olan ve kur korumalı mevduat vadesi dönen müşteri profili seninle ne kadar aynı? Senin gözlemine göre buradan bir dolarizasyon hareketi beklemek gerekir mi? Bence yani şöyle hani dolarizasyon demek doğru değil ama pozisyonların yerli yerine oturması diyebiliriz. Çünkü sonuçta hani biz TL'de kalmayı uygun görüyorumdur. Ben kalırım. Sonuçta hani ama sonuçta dövizle iş yapan sonuçta o şirketinin değerlerini dövizle ölçen birçok kurum sonuçta kuru şey tarafında KKM tarafındaki faizler çok daha iyi diye o tarafa yöneldiler. Hani o bir süreç içinde sonuçta işte burada ekonomi o günkü ekonomi yönetiminin uyguladığı bir yöntemdi ve kurun bir şekilde dizginlenmesine fayda sağladı. Şimdi oradan bir dövize talep gelir mi? Gelecek. Geldiğini de görüyoruz zaten hani son dönemde. Sonuçta onu merkez bir şekilde karşılıyor. Ama işin özündeki hikaye şu. Sonuçta ben hep şöyle söylüyorum. 2025'in 3. ayında yani ilk çeyreğin sonunda KKM diye bir şey kalmamış olacak. Dolayısıyla hani ben onu dolarizasyon gibi düşünmeyelim ama KKM'den dönen paralar içinde muhakkak dövize yönelecek olan kısmı muhakkak ciddi olarak olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta o insanlar zaten dövizlerini orada daha çok faiz almak için koydular. Orada o faiz bittiği zaman hepsi TL'ye bütün paralarıyla TL'ye geçmek için bence yeterli bir konjonktür onlar açısından oluştuğunu düşünmüyorum. Ya da hatta şöyle demek lazım. Hala
hangi konjonktür oluşursa oluşsun bazı yatırımcılar da zaten hani kesinlikle dövizde kalmaya hani bu süreç içinde devam ediyorlar. Yani biz şöyle düşünelim, biz bu dolarizasyon sürecini yaşamadığımız süreçte de işte mevduatın kompozisyonuna baktığımız zaman her zaman bir orada 40'ın üstünde bir döviz kompozisyonunda olduğunu hane halkının hep görüyorduk. Dolayısıyla gene aynı kompozisyon bence bir yerden sonra oluşacaktır diyorum ama hani böyle bir dolarizasyon her elimize geçen parayla döviz alalım tarzında bir bakış açısını oluşturacak ben herhangi bir konjonktürün şu anda piyasada açıkçası olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle bir piyasa açısından çok fazla bir risk olmadığını düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası hani KKM'deki paranın aşağı yukarı ne kadarının dövize döneceğini, ne kadarının oradan olmadığını zaten kendi elindeki rakamlarla bence doğru tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Hani oradan bir döviz talebi muhakkak önümüzdeki dönemde gelecek ama böyle hani kuru alıp da çok böyle yukarı gidecek bir şeyi oradan görmeyi beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki sence TL mevduat faizleri şu anda cazip mi ve cazip buluyorsan öyle kalmaya devam edecek mi? Onu da sorayım. Çünkü atılan adımlar bir miktar esasında buradaki çözülmenin de önüne geçme amacı taşıyor gibi gözüküyor. En azından mevduat faizindeki düşüşü sınırlamak, belki bir miktar yukarı çevirmekle ilgili de meyvesini toplayabilir mi bu adımlar? Onu da konuşalım istersen. Yani senin bugün KKM'n dönüyor olsa mevduatta yüzde kaç bulmak istersin düz TL mevduata dönmek için? Bence 50 civarları, 50'nin biraz üstü bence mevduat tarafında bugün için gayet makul seviyeler olduğunu ben açıkçası düşünüyorum ki zaten bence olan olay da şuydu. Faizler bir şekilde mevduatlar böyle 48'lere 47'lere doğru gerilemeye başladı. Bu da açıkçası merkezin pek istemediği bir durum. Dolayısıyla hemen orada bir önlemini alıp zaten tekrar 50'lerin üzerine attığı bir sürece doğru girdik hemen. Dolayısıyla hani merkez burada bu süreçte özellikle bu kendi gösterge faizi 50'nin ki birazcık daha bunun üstünde oluşuyor esasında hani oluşan faiz 52'ler civarında oluşuyor diyebiliriz. Dolayısıyla merkez de sanki mevduat tarafında böyle 50'lerin altını pek arzu etmiyormuş gibi duruyor. Zaten bir dönem dönemde para ihtiyacı olan bankalar orada o 50 oranı genelde 52'ler 53'lere çektiğini hani bu süreç içinde para toplamak isteyen bankanın o 52'lere 53'leri verdiğini net bir şekilde ben hani piyasada görüyorum. Dolayısıyla hani bu faiz seviyeleri bence hani hem paramızı yatırmak açısından makul hem kurum burada kalması açısından makul. Yani Türkiye'nin sanki bugünkü denge noktası orası gibi duruyor ama şunu da unutmamak lazım. O faizlerde ciddi bir reel getiri demek bence. Yani bundan sonraki süreçte. Hani enflasyon belki istediğimiz kadar hızlı düşmedi ama hani bugün ben elime geçen bir yatırım yapacağım bir miktar olsa sonuçta dönüp dolaşıp gene TL tarafta işte bu mevduat oranlarıyla yaparım diye düşünüyorum. Merkezde belli bir yol kat ettiğini düşünüyor ve hiçbir şekilde bu faizin şu anda daha henüz daha istediği noktaya gelemedi. Enflasyonda evet geri gelmenin şeyleri var, ibareleri var. Soğumanın özellikle ibarelerini çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Ondan sonra dolayısıyla hani bundan sonraki süreçte merkez belli bir noktada belki bunu bırakacaktır ama şu an için bu kadar artık tam meyvelerini toplamaya başladığı dönemde ki ben öyle düşünüyorum. Dönemde faizin geri gelmesini açıkçası çok fazla istemiyor. Gene geri gelirse gene yeni düzenlemelerle bence karşı karşıya oluruz diye düşünüyorum. Şimdi peki mevcut durumda borsa ne yapar? Bir de o tarafı konuşalım istersen. Az önce dergiden de aktarmaya çalıştık. Borsa yatırım fonlarının bazıları borsanın kendinden daha iyi performans gösterdi diye haber de vardı. Ne olursa olsun senin de anlattığın gibi az önce birbirinden farklı yatırımcı profilleri var. Kimisi diyor ki ne olursa olsun ben dövizimden vazgeçmem. Kimisi diyor ki işte fonda kalırım, esnek kalırım, fırsat olursa belki borsaya geçerim vesaire. Şimdi böyle bir ortam içinde acaba borsa nasıl hareket edecek? Seninle geçen haftalarda işte 10 bini, 2.9'u dolar bazlı çokça konuştuk. Bu aralar belli bir patinaj var. İşte önce pazartesi bankalarda gelen ralliyi gördük. Dün de yön aşağı ama yine 10 binin üzerinde bir kapanış görmüş olduk. Borsada öncelikle ana endeks tarafına ne beklemek lazım? Çünkü çok kötü bir Ağustos ayı geride kaldı. Yani küresel piyasalar için en kötü performansı BIST 30 ve BIST 100 göstermiş gözüküyor. Dolar bazlı ve para bilimi cinsinden baktığımızda. Eylül acaba bizim için daha iyi olmaya aday mı? Önce bir ana endeks konuşalım. Sonra da sektörlere girelim. İstersen kırılımlardan neler beklemek lazım?
Bir kere Eylül kesinlikle Ağustos kadar kötü olmayacak. Yani hani onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Ağustos'un kötü olmasını birazcık rakamların da hani endeksin işte Temmuz sonunda en yüksek seviyelerde olması, sonrasında endeksin bir düzeltme yapması ve onunla beraber de işte bütün bu küresel olayların olması bence üst üste geldi birazcık. Ama şunu da unutmamak lazım. Hep şunu söylüyorum, artık biz Türkiye olarak hani dönem dönem mesela hep o aynı örneği veriyorum belki ama hani Merkez Bankası toplantısı oluyor. Ya diyorum ki toplantıdan çıkacak herhangi bir sonucun piyasa üstünde bir etkisi olma ihtimali olmayan bir sürecin içindeyiz diyoruz. Mesela çok böyle o datalara çok dikkatli bakmıyoruz. Ama bugün mesela dün gelen enflasyon datasının çok önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi bundan bir ay sonra gelecek olan enflasyon belki daha da önemli. Dolayısıyla hani pardon, bu gelecek olan datalarla beraber kendi yönümüzü belirleyeceğiz. Şimdi dün bence enflasyon benim düşündüğümden birazcık daha açıkçası yüksek geldi. Bu yükseklikle beraber birazcık işte dünyada tekrar bir bozulma var ki ben bu bozulmanın böyle hani bugün bozuldu yarın hemen toparlayacağız gibi bir bozulma olmadığını düşünüyorum. Yani bunun birazcık bu sürecin uzun süreceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani Türkiye'deki yatırımcılar da böyle risk iştahı tarafında böyle çok iştahlı olurlar mı önümüzdeki dönemde? Açıkçası çok emin değilim. Dolayısıyla hani borsa açısından şöyle bir düşüncem var. Eğer hani hep zaten uzun zamandır yorum yaparken de hep dün gelecek olan dataya belli bir şekilde atıfta bulunuyordum. Şimdi Türkiye'nin bence önümüzdeki dönemde iki tane borsa yukarı götürecek katalisti var. Bunlardan bir tanesi faiz indirimleri. Öbürkü de sonuçta işte derecelendirme kuruluşlarından gelecek olan not artışları. Şimdi bunlardan önemlisi bence benim için daha önemlisi faiz indirim süreciydi. Şimdi dün gelen datayla beraber hani bence artık kesin olarak en erken faiz indirimi bence Kasım eğer olacaksa ki o bile bence artık hani bir soru işareti olarak hani durduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne yaparsak edelim hani bu yıl sonu enflasyon hedefimiz benim ben hep 40'a geleceğini söylüyordum ama sanki 40'lar birazcık daha zor gibi duruyor şu an için. Hani ben de büyük bir ihtimalle şimdi bir revize edip hani 43'lere 42-43'lere doğru yıl sonu enflasyon hedefimizi sanki çekmemiz gerekecekmiş gibi duruyor. Hani hep böyle bir ben hep şunu da söylüyorum enflasyon tarafında bu geçtiğimiz 6-7 yıllık süreç içinde o kadar böyle ekonomiyi zorlamışız ki ve gelen kurallarla bazı şeyleri o kadar fiyatlamasını etkilemişiz ki yani bavul ben hep onu diyorum yani böyle olumsuz tarafta bavul o kadar dolu ki yani temizle temizle esasında bitmiyor. İşte mesela bu ayki enflasyonun yüksek gelmesinin sebeplerinden biri ki hani böyle sektör bazında baktığımız zaman gerçekten enflasyonda ciddi bir geriye gelmenin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama mesela şu %25'lik kira artışının bile kalkmış olması, hani oradaki o limitlemenin kalkmış olması o tarafta şey üstünde, enflasyon üstünde mesela bu ay ciddi bir etki yaratmış. Şimdi bu bir esasında bir olumsuz bir kuralın, olmaması gereken bir kuralın ortadan kalkmasıyla oluşan bir enflasyon. Eğer önümüzdeki dönemde böyle sürprizler yaşamazsak bu tarzda ondan sonra ben enflasyonun tekrar düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi bu faizdeki indirimin birazcık gecikmiş olması ister istemez bence borsa üstünde bir baskı yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani mesela o yaşadığımız %6'lık banka rallisi, işte pazartesi günü yaşadığımız banka rallisinin ana sebebi bence işte İTO'da gelen şey rakamlarıydı, enflasyon rakamlarıydı. Hani o taraf bu kadar düşük gelince bu tarafta düşük gelecek gibi düşünülüp ciddi bir şekilde hani bankacılık tarafında pozisyon alındı. Ama gelen data tabii onlardan birazcık daha farklı olduğu için ve aynı zamanda da yurt dışı bozuk olmasından dolayı dün böyle bir satışın geldiğini tekrar hemen arkasında gördük. Dolayısıyla hani yakın bir vade içinde ben kısa boyutlu bir düzeltme belki bu haftalık süreç içinde tekrar görebileceğimizi ben düşünüyorum. Ondan sonrasında da bir hani piyasanın ne olacağına bir şekilde bakacağız ama yılın son çeyreğinde ben ne olursa olsun koşullar hani ne olursa olsun piyasanın son çeyreğinde piyasanın gayet iyi olacağını açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok aşağı yönlü çok fazla bir yerimiz bence yok.
ama çok böyle yukarıda itebilecek bir şey de yakın vade içinde, özellikle önümüzdeki böyle 15 günlük süreç içinde yakın vadede de böyle bir şey de açıkçası çok fazla göremiyorum. Dolayısıyla hani yatay böyle yukarı aşağı giden bir piyasayı bence bir süre daha görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi mevsimsel olarak baktığımızda bu arada genellikle Eylül ayının iyi geçtiğini görüyoruz. Son 5 yıllık ortalamalarda %3,17'lik bir artıyla kapatmışız Eylül ayını. Şu anda daha işin tabii çok başındayız. Bununla birlikte tabii Ağustos ayı ortalaması da normalde son 5 yılın %5,64 yukarıda. Ama örneğin Ağustos ayını biz bu defa %7,5 civarında bir eksiyle kapattık şeklinde terminale yansımış. Tabii bu arada Ağustos'un ortalamasının bu kadar yüksek çıkmasının sebebi 2022 senesindeki %22'lik kazanım. Onu da unutmayalım. Bu hafta Fitch'ten Cuma günü karar gelecek. Şimdi orada Türkiye'nin kredi notunu en son Mart ayında yükselttiğini görmüştük. Görünümü de yükselttiğini görmüştük. Forex'in konuyla ilgili bir anketi var. Diyorlar ki B artıdan BB eksiye, yani bir kademe not yükselişi görünümünde pozitifte korunacağı yönünde bir medyan beklenti oluştu. Detaylarına baktığımızda anketin diyorlar ki 15 ekonomiste yapmışlar anketi. Bu ekonomistlerin 11'i Fitch'in yılın planlanmış ikinci değerlendirmesinde notu BB eksiye yükselteceğini öngörüyorlar. Bir kademe not artırımı bekleyen ekonomistlerden 8'i görünümün pozitifte kalacağını, 3'ü ise durağına revize edileceğini öngörmüş. Ankete katılan 3 ekonomist kredi notunun ve görünümün korunacağını dile getiriyor. Bir ekonomist ise 2 kademe birden not artışıyla BB seviyesine yükseleceğimizi, görünümünde yükseltileceğini ve görünümünde düzeltelim korunacağını, yani pozitifte kalacağını öngörmüş. En son Mart 8'de yaptığı güncellemede B'den B artıya notu getirmişti Fitch ve görünümü de durağından pozitif seviyesine yükseltmişti. Şimdi buradan baktığında hem Cuma'dan ne bekliyorsun diye merak ediyorum, hem de piyasada Fitch öncesi bir fiyatlama görür müyüz? Şimdi şöyle, hani bence de bir not artışı gelmeli. Yani gelmeliden kastım şu: sonuçta enflasyon birazcık daha geri gelmiş olsaydı hani bunu daha rahat açıkçası hani notumuz kesin artar noktasında söyleyebilirdim. Ama bence bir not artışı gelmeli, çünkü gerçekten CDS'imizle bulunduğumuz nokta itibariyle notumuzun ben çok uyumsuz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani burada bu ayarlamanın artık bir şekilde yapılması lazım. Yani ekonomideki böyle çok değişik kuralların uygulandığı dönemde çok sert bir notumuz inmişti. Yani bu geçtiğimiz süreç içinde. Dolayısıyla şu anda bu kadar normalleşme sürecinin içinde bence Türkiye ekonomisinin rakamları şu anda bulunduğumuz notu açıkçası hak etmediğini düşünüyorum. Yani Fitch geçtiğimiz dönemde hani Türkiye'deki risklerin çok arttığını gösterebilmek için çok hızlı bir not indirimine gitmişti. Ama şimdi bundan sonraki dönemde de hani artık o risklerin çoğunun ortadan kalktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu ama notu yerine getirme konusunda da bence o kadar hızlı davranamadı. Dolayısıyla hani bu toplantıda da ben bir tane böyle bir not arttırımının gelmesini açıkçası bekliyorum. Hani piyasada açısından da burada bir hani beklentiyi satın almaya gerektirebilecek ben açıkçası bir şey olarak görmüyorum. Çünkü bunu sadece şöyle düşünüyorum: hani bu CDS'le notların böyle bir ayarlanması, geçmiş dönemde yaşanan uyumsuzlukların birazcık kapatılması gibi bence bir süreç bu. Yani bir ekonomik aktivitede ya da herhangi bir yerde bir şeyin olumluya gitmesinden çok fiyatlamanın yanlış olmasından kaynaklanan bir not artışını ben bekliyorum. Hani benim de beklentim hani bir not artışının olup pozitif görünümün açıkçası korunması yönünde. Ama dediğim gibi tek beni orada şüphelendiren şey, hani son 2 aylık süreç içinde, 2-3 aylık süreç içinde enflasyonda böyle çok arzu ettiğimiz yolu bence kat edememiş olmamızın bence bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani o eğer olmasaydı bugün çok daha rahat bir hani işte o tarafta bir not arttırımının olacağını söylemek bence kesin olurdu. Ama dediğim gibi hani piyasalar açısından da böyle piyasaların not artışı olsa da olmasa da aşağı yönlü ya da yukarı yönlü böyle çok fazla etkileyecek bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Hani bu Cuma günkü çıkacak olan karar. Şimdi Cuma dedik, tarımlı istihdam var, Fitch var, ama onun öncesinde yarın da orta vadeli program var. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Son birkaç dakikamız içerisinde bir piyasacı olarak sen neler bekliyorsun orta vadeli programdan? Bence orta vadeli program hani bu süreçten sonra açıklanacak bence en önemli olay. Çünkü biz esasında bundan sonraki bir sene boyunca yolumuzu nasıl çizeceğimize karar vereceğimiz bir bence bir yöntem olacak. Hani orada enflasyonu ne yapacaklar, beklentiler ne olacak? Bütün bunlar bence
kritik ve önemli. Hani ben burada kritik gördüğüm şey şu: sonuçta merkez bu sene için bir, yani 2024 yılı için bir tahmini vardı enflasyon tarafında. Bu enflasyonun birazcık üstünde bir rakam olacak ama hani böyle çok da kopuk bir şey diyebilir miyiz? Çok da kopuk açıkçası olmayacak. Dolayısıyla esasında amacına uygun bir 2024 yılı ben ekonomik açıdan açıkçası yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi 2025 yılındaki enflasyon tahmini inanılmaz agresif ve ben başarılmasını açıkçası çok olası görmüyorum. Dolayısıyla orada nasıl bir revizyon gelecek, ne olacak? Hani ekonomiyi ne kadar 2025'te hemen mi canlandırmayı düşünecekler, eğer enflasyon düşerse 2025'in ikinci yarısını mı bekleyecek, yoksa datayı izleyerek hani o günkü koşullara göre mi hareket edeceğiz diyecek ve bütün bunlar bence çok kritik olacak. Esas önemli konulardan biri, yani hani biz reformlar tarafında 2025 yılında neler göreceğiz, neler yapacağız, neler değişecek. Yani hani hep konuştuğumuz şey, her şey çok iyi, işte para politikası tarafında birçok yapılması gereken şeyleri esasında yaptık ama hani onun dışında neler yapılacak Türkiye'de? Bütün bunlar bence hani o raporun içinde birazcık olacağını düşünüyorum. Geçen sene hatırlarsanız hani orta vadeli program çıktıktan sonra piyasaya çok ciddi bir alış gelmişti. Yani esas yabancıların gelip böyle piyasaya bir ilgi gösterdiği süreç tam orta vadeli programdan sonraki süreçti. Dolayısıyla ben hala o tarafta böyle gelecek olan raporun çok önemli olduğunu, herkesin çok dikkatli okuyup 2025 yılı planlarını buna dayandırarak çok dikkatli yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok yakından takip edeceğiz. Ama hani böyle sürpriz bir şey beklemek lazım mı? Çok da sürpriz olabilecek esasında çok fazla bir şey yok. Sadece izleyecekleri yöntemin nasıl olacağını bence çok daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü dediğim gibi 2025 yılı enflasyon rakamı piyasanın böyle anormal daha sıkı olacağını, hani büyümenin çok zorlanacağı bir yıl olacağı şeklinde, eğer o enflasyon tahmini korunursa, onu bir bence hani önemli datalardan bir tanesi olacak diyorum. Onun dışında da işte reformlar ne olacak, ne değişiklikler olacak, bunu yakından takip edeceğiz. Hani piyasanın yukarı doğru dönmesi açısından bence önemli bir hani bilgilendirme toplantısı olacağını düşünüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, çok teşekkür ederiz. Sarafta olduğu gibi bilgilendirici, keyifli sohbetin için kısa bir reklam arası verelim. Ardından Bloomberg HT'de ilk söz devam edecek. Bloomberg HT'de ilk söz programı devam ediyor. Az önce Tufan Deriner'le beraber fon akımlarında bırakmıştık sözü. Aynı konuyla ilgili OMC Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan dün Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Neler söyledi? Gelin birlikte hatırlayalım. Geçmişe dönüp baktığımızda da Türkiye'nin çok çok düşük reel faizlerle çok uzun süre hem yerli hem yabancı sermayeyi çektiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu bu girişleri sürdürmenin, devam ettirmenin tek yolu yüksek faiz vermek değil, daha öngörülebilir, daha istikrarlı bir düzleme geçmek. Onun için yani faiz düştüğünde carry trade kaçar, tekrar aynısı olur diye bir öngörü doğru değil. Yani biz o noktada daha öngörülebilir, daha makul, daha rasyonel ekonomi kadroları, bu kadroların işte ne kadar görevde kalacağı gibi riskleri ortadan kaldırdığımızda çok çok daha düşük faiz seviyeleriyle de aynı şey devam eder. Nereden biliyoruz? Geçmişte oldu çünkü. Ben kısa vadede yani 2024 sene sonu karlarıyla ilgili önemli bir katalist beklemiyorum. Sene sonundan önce bir faiz indirimi de beklemiyorum. Ama sonbahar döneminde sene sonu yaklaştıkça yaşanabilecek olan hadise olumlu anlamda iyi senaryo bir re-ratingdir. Yani şirketin kârı patlamasın ama biz işte 100 lira para kazanan bir şirkete 500 lira mı değer biçeceğiz? Türkiye'de işte 1000 lira mı değer biçeceğiz? Yani piyasanın çarpanları nereye gider? Buna bakmak lazım. Biz piyasa çarpanları anlamında da bir küme düşmüştük. Yani uzun yıllar örneğin işte 2013, 14, 15'lerde işte Türk borsasını mesela Rusya ile kıyaslarken işte yani Türkiye daha medeni ve daha sofistike bir ekonomiye sahip olduğu için yani aynı şirketi Türkiye'ye kuruyorsunuz, aynı parayı kazanıyor. Burada 1000 lira ediyor, Rusya'da olursa 5 lira ediyor. Çünkü Rusya öngörülemez bir yer hikayesi vardı. Biz maalesef orada benzer bir duruma düştük. Dolayısıyla yani ben borsanın 2025 yılında özellikle yani potansiyeli konusunda iyimser olunabileceğini düşünüyorum. Bunun ana itici gücü de
2024 sene sonu karları falan değil, böyle bir erken bir faiz dilimi de değil ama bir re-rating denilen, yani biz aynı fincanı aynı kar miktarına, yani 5 çarpan mı biçiyoruz, 15 çarpan mı biçiyoruz, 12 çarpan mı biçiyoruz, 17 çarpan mı biçiyoruz? Ben çarpanların artabileceğini düşünüyorum. Bakalım aslında çarpanlar ne vaziyette, onun için de Pekin'e gideceğiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, tekrar hoş geldin yayınımıza. Bir önceki buluşmamızda makro verilerden çok Nvidia bilançosu ve Wall Street etkisini Asya üzerinde konuşmuştuk seninle. Notlarda neler var merakla bekliyoruz. Var mıdır piyasa görünümünde bir değişiklik? Zeynep, piyasalar kırmızı devam ediyor. Üstelik de özellikle hisse senetleri tarafında, borsalar tarafında derin düşüşler var. Anlatacağım ama böyle ekranlarını yeni açmış olanlar da olabilir Zeynep. Böyle negatif haberlerle boğmak istemem. Biraz böyle bardağın dolu tarafını nispeten iyi şeyleri görerek başlamak isterim. Ama tabii biraz hafif de polyana olacak. Şimdi polyana olacak derken tabii altını da dolduracağım. Zeynep, bir defa Asya tarafında tahvil piyasalarına baktığımızda acaba şimdi bu tahvil piyasaları neden giriyorum? Çünkü acaba geçen ay başında yaşanan o büyük satışlar, o kara gün tekrarlanır mı diye korkanlar olabilir. O yüzden özellikle tahvil piyasasına girmek isterim. Çok sıra dışı, olağanüstü bir durum yok Zeynep. Örneğin Japon tahvillerine baktığımız zaman 2,5 bas puanlık böyle bir düşüşü görüyorum. Genel olarak düşüşler var ama 3-4 bas puanlık düşüşler çok da sıra dışı değil. Dolayısıyla tahvil piyasası nispeten tırnak içerisinde, evet getiriler düşüyor, o tarafa doğru bir sığınma var ama nispeten sakin diyebilirim, stabil diyebilirim. Bu çok önemli Zeynep. Diğer taraftan döviz piyasalarına baktığınız zaman Japon yenini yatay görüyorum. Yine Asya'da gelişen ülke para birimlerinin nabzını tuttuğumuz Güney Kore bonu, o da yatay seyrediyor Zeynep. Hatta Japon yeni hafif değer kaybı bile var. Dolayısıyla döviz piyasalarında da görece stabil diyebilirim. Üstelik de bir not daha ekleyeceğim Zeynep. Şu anda bugün sabahtan itibaren Çin yeni değerlenmeye başladı. Tabii ilgi çekici ama sürpriz değil. Neden sürpriz değil? O da Japon yeni gibi aslında son dönemde carry trade konu olan fonlama para birimiydi. Başka bazı faktörler de var. Dolayısıyla şu an Çin yeni de Amerikan doları karşısında değerlendi. Dolayısıyla hem döviz piyasaları görece nispeten, tabii bunu özellikle tekrar tekrar altını vurgulamak isterim, stabil. Hem tahvil piyasası stabil. Yine emtia tarafına baktığımız zaman, sen de sabahtan itibaren anlatmaya başlıyorsun. Örneğin altına baktığımız zaman 2500 dolar hattını tekrar geri almaya çalışıyor. Bakıra baktığımızda da orada da yine 9000 hattını geri almaya çalışan, bugün hafif yükselen metaller görüyoruz. Dolayısıyla durum böyle geçen ayın başındaki gibi bir kara günü çağrıştırmıyor diye bir cümlede ekleyeyim. Onun dışında tabii ki Nvidia çok ağır satışlar gördü Zeynep. Nvidia en duyarlı hisseler, şirketler, senin hep konuştuğumuz şirketler. Güney Kore'de SK Hynix hafıza çiplerini tedarik ediyor. TSMC zaten çiplerini yapıyor. O taraflara baktığımız zaman TSMC fena değil, idare ediyor tabii. Nvidia'daki %9'dan fazla düşüşle kıyasla söylüyorum, %4 civarında, 4-5 arasında gidip geliyor kayıplar ama SK Hynix %8'i bulan satışlar görüyor Zeynep. Onlar da tabii ki Kospi, TAEX'i ya da Tokyo'dan Nikkei'yi aşağı doğru çekiyorlar. Hepsinde %3'ü aşan kayıplar var. Zaman zaman Tayvan'da ve Seul'de %4'ü bulan, ben ne diyelim, kayıplar gördüm. Bir de Zeynep, şöyle birkaç not almışım, onları da hemen aktarayım. Makro tarafta Japonya'da hizmetler PMI'yı canlılığını koruyor hala. Çok iyi geldi. Çin'de bir geri çekilme var, nabız kaybı var. Bu hayra alamet değil. Hem imalat tarafında bir nabız kaybı görüyoruz, hem hizmet tarafında bir nabız kaybı görüyoruz ama tabii hala eşik üzerinde, 51'in de üzerinde ama oradaki nabız kaybına dikkatini çekmek isterim. Bir de son not olsun Zeynep, sen de hep vurgulamaya çalışıyorsun. Çok ekonomi verilerin yoğun olduğu bir haftadayız ama Amerikan istihdam verisi en önemli ne diyelim veri olacak. Ve de biraz yön verecek. Bir taraftan da Asya'da böyle raporlar çıkıyor, analistler konuşuyor. Şu dikkatimi çekiyor: eğer istihdam raporu çok iyi gelirse faiz indirimlerinin, FED faiz indirimlerinin dozajını yumuşatır diyorlar. Dolayısıyla piyasalar açısından çok olumlu bulmuyorlar. Kötü gelirse zaten kötü diyorlar. Bunu da bir not düşeyim, sözü tekrar sana bırakayım. Market Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm notlar için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
Bloomberg.com'dan aktaracağımız ilk başlıkta Nvidia var. Şirketin piyasa değeri 279 milyar dolar eridi. Nvidia hisseleri %9,5 oranında değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri de böylelikle 278,9 milyar dolar erimiş oldu. Bir diğer başlıkta Türkiye ile Çin'den yenilenebilir enerji yatırımı adımı başlığıyla karşılaştık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkanlarını ele aldı. Detayları internet sitemizde okuyabilirsiniz. Ve dün gelen enflasyon verisiyle ilgili bir ekonomist görüşü daha paylaşalım. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler yayınımızdaydı. Neler söyledi aktaralım. 2.63 medyan beklenti, yani sizin anketteki evet, kaç o civardaydı muhtemelen. Benim beklentim 2.85'ti. 2.47 geldi. Beklentinin altında geldi ama açıkçası ben detayına baktığımda senin dediğin cinsten bizde işte faiz indirimleri için rahatlatan, program çalışıyor dedirten bir veri olarak çok da değerlendirmiyorum. Çünkü neden hani benim beklentimin altında gelmesi sebze meyve fiyatlarında %10'luk düşüşe bağlı olarak ki benim görmediğim, demek ki çarşı pazara çok çıkmamışım bu ay. %1,1'lik gıda enflasyonu. Bu benim beklentimin altına gelmişti ve o aşağıya çekmiş gözüküyor. Oysa hani daha para politikası önemli olan taraflara baktığımızda ki hizmet enflasyonu katılımından çok bahsediyoruz. Orada 4,6 gibi bence çok yüksek. Orada artık 2,5-3'lere falan hizmet enflasyonu düştüğünü görmemiz gerekiyor artık bu noktalarda, bu dönemde. Ama 4.6 gibi çok yüksek bir hizmet enflasyonu var. Ki detaylı baktığınızda bunun da genele yayıldığını görüyoruz. Evet, eğitim enflasyonundan bahsediyoruz. %11. Hani eğitim döneminde yaklaşınca %11'lik artış var. Bu öne çıkıyor ama sadece bunda sınırlı kalmıyor. İşte ulaştırma hizmetlerinde 9.2'lik bir artış görüyorum. Kirada %7.4. Ev bakım hizmetleri %5.1. Araç bakım hizmetleri %5. Eğlence kültür hizmetleri %4.5. Yani şimdi bunlar aylık artışlar. Headline hizmette %4.6 gelmiş. Yani bunlar dolayısıyla çok yüksek. Yani enflasyon beklentilerini dolayısıyla çıpalamak noktasında fiyatlama davranışlarının iyileşmesi konusunda çok da fazla bir mesafe alınmadığını bize anlatıyor. Ki Merkez Bankası son dönemde özellikle buraya vurgu yapıyor biliyorsunuz enflasyon beklentilerini. Ve son bir not, mevcut ekonomik konjonktür otomotivi de elbette etkiliyor. Konuyla ilgili Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Aydar Bozkurt dün sorularımızı yanıtladı. Kredili satışlar daha önce pastanın %70'ini oluştururken şimdi %10-15'lere kadar indi şeklinde yorum verdi. Bu yorumla beraber biz de ilk sözü noktalıyoruz. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşça kalın. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar normalde satılan araçların yaklaşık %70'i mutlaka belli oranda bir kredi kullanılarak yapılmaktaydı. Bu oran biraz %55'lere kadar gerilemişti. Ancak bu yakın geçmişte alınan sıkılaşma önlemleriyle birlikte biliyorsunuz kredi kullanımlarına ciddi bir kısıtlama getirildi. Yani bugün ortalama bir araç almak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz kredi yaklaşık %20-30 bandında oluyor araç değerinin. Bu da çok böyle yüksek bir cazibe ortaya koymuyor müşteriler için. Ayrıca krediler çok pahalandı biliyorsunuz. Bugün aylık ortalama %5'ler seyrinde giden bir kredi maliyeti var. Bu da kredi kullanımını çok fazla teşvik etmiyor. Yani elimizde çok spesifik net veri olmamasına rağmen yaklaşık rakamın %10'lar-15'ler bandına kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Artık kredi kullanımı eski oranla çok ciddi oranda düştü otomotiv sektöründe. Yani %70'lerden %10'lar 15'lere kadar düştü diyorsunuz değil mi? Evet, aşağı yukarı. Evet.